Recep Zıpkın Kurt'un hani Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir şekilde bir ilişkisinin olmadığı uzun yıllardır zaten biliniyor. CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Recep Zıpkın Kurt'un CHP'den Edirne Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunun reddedilmesiyle ilgili konuştu. Kahraman bugün partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Kahraman, Zıpkın Kurt'un CHP'den Edirne Belediye Başkan aday adaylığı başvurusu ve reddedilmesi hakkında açıklama yaptı. Kahraman, 7 yıl yıldır CHP'nin ne zaman Ticaret ve Sanayi Odası'na gitse Zıpkın Kurt'un makamında olmadığını, yerine vekil bıraktığını söyledi. Geçen dönemde bir başka partiyle adı anılmıştı. Hatta görüşmeler falan da olmuştu herhalde. Bu dönemde aslında bir başka partiyle görüşüyordu Recep abi. Ben açıkçası bana söylediklerinde, Recep Zıpkın Kurt aday olmuş dediklerinde hani bir başka partiden aday olmuş diye düşünmüştüm yani. Onun için söylüyorlar zannettim. Bizden adaylık başvurusunu yaptığında şaka yapıyorlar zannettim. Yani çok net söylemek gerekirse. Yani beklediğimiz bir durum değildi. Recep abi yani uzun yıllardır aslında başka partilerde görüşülür, konuşulur. Tüm Edirne kamuoyu da bilir Cumhuriyet Halk Partisi ile yakından uzaktan bir ilgisinin olmadığını. Tabii o başvurusunu yapmış. Değerlendirmede aslında baktığımızda değerlendirme doğru aslında. Yani sadece o yaşanılan olayla alakalı değil, sonrasında itiraz etme hakkı da vardı bize. Yani bize de başvurusunu yapmış Recep Zıpkın Kurt. Onunla ilgili bilgi vereceğiz. Yani şöyle bir durum var. Ya sadece o yaşanılan olay da değil aslında. Yani birçok olayda da var. Ben 7 yıldır yani il başkanı olmadan önce de 7 yıldır il yönetim kurulu üyesiydim. Ne zaman oradan randevu alsak o bir olaydı belki. Yani o il başkanı ile ilgili yaşanılan olay, heyetin, genel başkanın heyeti geldiği dönemde. Ama onun haricinde de sizler de çok iyi biliyorsunuzdur. Yani Edirne kamuoyu da çok iyi bilir. Hiçbir daha bugüne kadar gittiğimiz yani ticaret odasına onun döneminde gittiğimiz zaman her zaman vekil bırakmıştır. Yani partimizle uzaktan yakından ilgisi de yoktur. Yani bunu bu başvuruyu açıkçası biraz yani burada yani kısır döngü yaşansın diye yapılmış olarak değerlendiriyoruz. Onun için yani bu kısır döngünün yani partimiz üzerinden böyle bir tartışmasın yaratılmasına izin vermeyeceğiz açıkçası. Yani genel merkezde görüştük açıkçası. Böyle bir başvurusu yok. Zaten başvuruyu ilçeden sonra ile yapması lazımdı. İle yaptı şu anda açıkçası. Yani o da bir kavramın yani sonrasında partinin ismine de yapabilir, itirazını yapabilir.